Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu s-salisu minel fesli s-sadisi. Bugün fesli s-sadisin üçüncü dersini okuyoruz. Demiştik, tefsir üç kısımdır. Tefsiri bir rivayet var, tefsiri bir dirayet var, tefsiri bir işaret var. El kısmul evvelu et tefsir bir rivayet. Tefsiri bir nedir? Rivayet. Yani hadislere sah. Bakalım tefsir bir rivayet ne demektir? Dün hani biz Allah'ın Resulü'nün tefsiriyle. Fatih bir karışıklık var. Sen düzelttin, buldun mu? Evet. Düzelttin, bir bab atlamışız. Huve tefsiri bir rivayet. Ma ca'e fil Kur'an'ı. O tefsir nereye gelmiş? Kur'an'da gelmiş. Yani Kur'an'ı tefsir etmiş. Ona tefsiri bir rivayet denilir. Nahit nerede? Sen geldin Nahit. Evis sünneti. Yahut da ca'e fil sünnet, sünnete gelmiş. Hadis ayetini etmiş. Açıklamış. Ev kelami sahabeti. Ya sahabe kelamında gelmiş. Yani sahabe bir ayetini etmişler, tefsir etmişler. Oldu. Ha, ve huve ma ca'e fil Kur'an'e usulü ve kelamı fi sahayi gelmiş, beyanen li muradillahi ta'ala. Yani o sahabe kavli ki, o hadis ki, o ayet ki, başka bir ayetten Allah-u Zülcelal'ın muradını ne ediyorlar? Beyan ediyor. İşte buna tefsiri bir rivayet denilir. Rivayet edilen ayet, rivayet edilen hadis, rivayet edilen sahabe kavliyle ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Onları unutmayın. Ne gelir ondan sonra? Benimki biraz fazlalık var. Fettefsirin... Ha, fettefsirul me'sur, öyle mi? Tamam, sizinki doğru. Benim orada bir fazlalık var. Fettefsirul me'sur. Fe, durum böyle olunca... Me'sur tefsir. Ne? Bil me'sur. Fettefsiru bil me'sur. Daha iyi. Sizinki de öyle mi? Tamam. Fettefsiru bil me'sur. Bir altında bil me'sur. Oğlum me'sur daha iyi. Hani me'sur demek rivayet edilen. Hani dün demiş ya, tefsir bil nakal, tefsir bil me'sur. Fe tefsir bil me'suri. O tefsir bil me'sur, bak daha iyi. Fe durum böyle olunca, fe tefsir bil me'suri. İman yakuna tefsir el Kur'an'ı bil Kur'an'ı. Ya Kur'an'ın Kur'an'la ne oluyor? Tefsir oluyor. Ev tefsir el Kur'an'ı bil sünneti nebeviyeti. Öyle değil mi? اَوْ تَفْسِيلَ الْقُرْآنِ بِالْمَأْسُورِ عَنِ السَّحَابَةِ Sahabeden rivayet edilen bir şeyle Kur'an ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Bak şimdi ne güzel. Ayetin ayeti tefsir etmesi, hadisin ayeti tefsir etmesi, sahabe kavlunun ayeti tefsir etmesi, bak tek tek ne yapıyor. مِسَالُ مَا جَاءَ تَفْسِرُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ Kur'an-ı Kerim'de tefsiri gelenin örneği. Misalu ma o ayet ki ca tefsiri o, onun tefsiri gelmiş fil Kur'an-ı Kerim. Onun misali kavluhu ta'ala. Uhillet lekum behimetul en'ami. En'amların behimetleri, hayvanları size halaldir. İlla ma yutla aleykum. Okunan hariç. Bundan sonra zikredilen okunan hariç, geri kalan behimetul en'am nedir size? Halal. Peki umma yutla aleykum. Onlar nelerdir? Bak fekad ca'e tefsiru kavlihi illa ma yutla aleykum. O ma yutla aleykum tefsiri gelmiş fi ayetin kerimetin uhra. Başka bir ayeti kerimede bu illa ma yutla aleykum ne yapılmış? Tefsiri gelmiş, tefsir edilmiş. O nedir? Hiye, o ayeti uhra da kavluhu ta'ala. Hürrimet aleykumul meytetu. Ha, umma yutra budur. Meytet haramdır. Ve demu kan haramdır.
وَاللَّحْمُ الْخِنْزِرِ خِنْزِرِ اَتِي حَرَمْدِرْ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ O şey ki Allah'ın gayrisi onunla tehlil edilmiş, onunla anılmış, yani Allah'ın kutlar adına kesilmiş. Bak bunlar nedir? Haram. El-Ayi ayetin sonuna kadar. Bak اُمَّا يُتْلَ عَلَيْكُمْ nedir? O meytettir, demdir, lahmul hınzirdir, şudur budur. Ne biliyoruz? Çünkü hürmet aleyküm meytetu, o mayutu aleykumu bu şekilde açıklıyor. Oldu mu? Bunu tam bildiniz mi? Ayetin nasıl ayet tefsir ettiğini bak biliyoruz. Ve kezalike kavluhu ta'ala ve semai ve tariqi. Sema yemin ediyorum. Bir de ne? Tarık nedir? Câe tefsiru tarık-ı finnesi suresi. Tarık'ın tefsiri aynı surenin kendisinde. O Tarık surenin kendisinde Tarık'ın tefsiri gelmiş. Ve semâ-i ve tarık. Tarık nedir? Ah, necmi sâkibi. Tarık necmi nedir? Işık veren, parlayan bir yıldızdır. Bak burada Tarık'ı necmi sâkibiyle tefsir ediyoruz. Manası budur. Kim bunu bu şekilde tefsir etmiş? Allah-u Zülcelal en-Necmi sâkıbıyla tarihi o şekilde tefsir etmiş. Biz de o şekilde tefsir ediyoruz. Ve kezalike kavluhu ta'ala fetelakka âdemu mirabbihi kelimatin fetâbe aleyhi. Fetelakka âdemu mirabbihi kelimatin. Hazreti Adem Allah-u Zülcelal'dan bir takım kelimatları telakki etti, karşıladı. Fe o kelimeleri telakki edince fetâbe Allah-u Zülcelal tevbe-i kavleti aleyküm üzerine Adem üzerine. Bakın câe tefsirül kelimâti leti telakkâhâ âdemû. O kelimeler ki Adem onları telakki etmiş. O kelimatların tefsiri gelmiş. Nerede gelmiş Said? Fî mevtînin âhere minel Kur'an. Kur'an'dan başka bir yerde gelmiş. Oldu mu olmadı? Bakın câe tefsirül kelimâti leti telakkâhâ âdemû fî mevtînin âhere minel Kur'an. Nedir o mevti ahir? Ve hiye kavluhu ta'ala. Ve hiye misin diyor, yoksa ve huve? Câe tefsirül kelimâti leti telakkâhâ âdemû fî mevtînin âhire minel Kur'an. Ve hiye kavluhu ta'ala. Ha, bu olabilir. Ve hiye bu kelimat ki mevtini ahirde beyan edilmişler. Bu kelimatlar nedir? Kavluhu ta'ala. Yok, hiye cemaate gider. O sıkıntı yok. Hiye müennes, kelimat da nedir? Müennestir. Oldu. Ve huve, yani o mevtun ahire nedir? Ve huve kavlu ta'ala dese de olurdu. Ve hiye o kelimatlar ki mevtun-i ahirde beyan edilmişler nedir? Kavlu ta'ala. Kala dediler ki, Adem ile Havva, Rabbena zalemna enfusena ve illem tegfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. O kelimatlar fetelakka adam ya rabbi kelimatin. Bu kelimatin şimdi tefsirlere bakın. Ne, o kelimatları neyle tefsir ediyorlar? Kâle rabbena zalemna enfusena ve illem tegfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin tefsir ediyorlar. Bütün tefsirler böyle tefsir ediyorlar. Niye? E çünkü Allah-u Zülcelal o kelimatları böyle tefsir etmiş. O zaman fettelaka adam ya Rabbi kelimatin kelimatının tefsiri ayetle yapmış oluyor. Oldu. Ve minel emsileti eyde yani bu geçirdiğimiz misallar gibi yine minel emsileti ala tefsiril Kur'an'ı bil Kur'an'ı. Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin emsilelerindendir. Eyde bu geçirdiğimiz misallar gibi kavluhu ta'ala. İnna nezzelnahu fi leyletin mübareketin. Şimdi enzelna mı der? Daha iyi benimki. Ayette de öyle. Şimdi Yüce Allah Duhan suresinde İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin demiş. Biz Kur'an'ı leyle-i mübarekte nazil etmişiz. Bu leyle-i mübarek hangisidir? Bu mübarek gece hangisidir? Câe tefsirü leyletil mübareketi leyle-i mübareken tefsirin gelmiş bi ennehâ leyletul kadir. Nedir? Leyletul kadir. Nerede? Fî kavlihi Allah-u Zülcelal. Bak
Câi tefsirü leyletin bareketi bi enna leyletul kadri. Leyletul mübarek, leyletul kadr olduğuna dair tefsiri gelmiş fi kavlihi celle zikru. Allahu Zülcelal'ın bu kavlinde. İnna enzennahu fi leyletil kadri. O leyle-i mübareke yerine ne getirdi? Leyletul kadr. E bu neyi gösteriyor? Demek leyle-i mübarekten murad leyletul kadr'dir. Oldum. İlâ âhri mahunalike. Yani bu alandaki olan emsellerin ahirine kadar. Hani insan birkaç örnek getiriyor, illen ahir, yok da illa ahirihi diyor. Yani burada bak 7-8 örnek getirdi. İlla ahir mahunaliki, bu daldaki sonuna kadar artık siz araştırın, bakın örnekler çok demek istiyor. Öyle değil mi? Yani ayetten ayete tefsiri, bu birkaç tane zikrettiğimiz sonuna kadar siz yetin araştırın. Yani çoktur ne demek istiyor. Bildiniz illa ahir mahunaliki ne demek istiyor? Ve misalu ma ca'a fi sünnetil mutahhareti. Sünnet-i mutahharede gelmiş, bu şey gelmiş tefsiren ve şerhen lil Kur'an'ı. Kur'an'ın tefsiri şerhi olarak gelmiş. Nedir? Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Fesere zulme bi şirki. Bi şirki. Zulmü şirkle ne etmiş? Ne de? Fi kavlihi subhanehu. Ellezine amenu وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانٌ بِالْزُلْمِنِ O kimseler ki iman etmişler, imanlarını zulümle örtmemişler, bulaştırmamışlar. اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ Onlara eminlik var. وَهُمْ مُكْتَدُونَ Onlar hidayet edilir. Öyle değil mi? Şimdi اِمَانَهُمْ بِالْزُلْمِنِ Buradaki zulümden murat bizim bildiğimiz zulüm değil. Nedir? Küfürdür. Ne biliyoruz? Efendimiz buradaki zulmü ne etmişler? Şirkle tefsir etmiş. Hani sahabeler demişler ya Resulallah hepimiz imanımızı zulmle bulaştırmışız, örtmüşüz. Yani herkesin kendisine göre bir zulmü var. Eğer bu tehdit, bu vaid imanlarını zulmle örtenler içinse hepimiz bundan ne alıyoruz? Hisse alırız. Efendimiz demiş buradaki zulümden murat sizin bildiğiniz meşhur zulüm değil. Nedir? Şirktir. Sizde bu yok demek istemiş. Ve uyyide teyil edilmiş tefsiruhu haza. Zulmün bu tefsiri. Yani zulmün burada ne manasına? Şirk manasına. Zulmün burada şirkle tefsir edilmesi teyit edilmiş bir kavli ta'ala başka bir ayette. Çünkü demin okuduğumuz ayet o Kadir hangi suredeydi? En'am suresindeydi. İnne şirkile zulmun azimun bu ise Lokman suresine bak. O Efendimiz ayetteki zulmü tefsir etmiş ya şirkle. O Lokman suresindeki inne şirkile zulmun azimun buna da takviye edilmiş. Ve uyyide. Sizinki de hareket var mı? Ve uyyide. Tefsiruhu haza bi kavli ta'ala. Yani zulmün bu tefsiri Allah-u Zülcelal'ın bu kavliyle teyit edilmiş. Niye teyit dedi? Zaten Resulullah'ın sözüyle tefsir edilmiş. Allah'ın bu kavliyle de teyit edilmiş. Başka, yani ayetin hadisle tefsir edilmesinin başka bir örneği. وَفَسَّرَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَّلَمْ الْحِسَابَ يَسِرَ بِالْعَرْضِ Hisab-ı yesir neyle tefsir etmiş? Hisab-ı yesir ayete geçiyor. Onu Efendimiz arzla ne etmiş? Bak ayetteki hesab-ı yesir Efendimiz'in kavliyle ne yapıldı? Tefsir edildi. Bil ardi ey ardil a'mali alel mu'mini. Ar ne demek? Ameller mu'mine arz edilir. Ameller mu'mine ne yapılır? Arz edilir. Ve tezkirihi mu'mine hatırlatırılır biha o a'malla. Fakat sade budur. Yani ceza falan yok. Hisab-ı yesir ardı. Ne demek? Kıyamet gününde Yüce Allah mümine ne ediyor? Amellerini iyi veya kötü arz ediyor. Öyle değil mi? Amelleri, senin amellerin budur. Ona arz ediliyor. Ona hatırlatılıyor. Sonra diyor ben affettim senin günahları. İşte hisab-ı yesir budur. Oldu. Bak ve fesere sallallahu aleyhi ve sellem el hisabe yesire
bil ardi ardil amal alel mu'minu teskili biha o amellerle hatırlatılır fakat yani amel üzerine kötü amel üzerine yargılanmıyor demek istiyor. Ve zalike bu da hine kale yani buradaki hisab-ı yesir arzla tesir edilmesiyle hine kale ne zaman ki Efendimiz dedi men nukişel hisabe uzzibe kim hesabla münakaşaya alınırsa azaba çarpılır. Yani kim hakiki manada hesaba çekilirse mutlaka kaybeder ve azaba çarpılır. Efendimiz böyle deyince fakala seyyidetu Aişetu lehu. Hazreti Ayşe dedi ya Resulallah evveleyse kad kâle Allahu Teala fe emma men utiye kitabe bi yeminihim fe sevfe yuhasabu hesaben yesira وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا فَاَمَا مَنْ اُتِيَ كِتَابُ يَمِّنِهِ sağ eline kitabı verilen kişi فَسْتَوْفَ يُحَاسُبْ حِسَابٍ يَسْرِ ona yesir bir hesabla hesap edilir. Sen nasıl diyorsun kim hesaba çekilirse azaba çarpılır. Allah-u Zülcelal demiş sağ eline kitabı verilen kişi hesabı yesirle hesap edilir. Hesaba çekilir. وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا mesrurlar eline gider. Allah-u Zülcelal diyor, kitabı sağ eline veren kişi hesabe yesirle muhasebe edilir ve sevici bir şekilde ehline gider. Allah demiş, sen de diyorsun مَنْ نُخِشَ الْحِسَابَ عُزِّبَ sen bu sözün ile bu ayet birbirini tutmuyor galiba. فَقَالَ yani soruyor tutmuyor, ihtiraz babına demiyor. Keşif babına Hazreti Ayşe soruyor. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem ذَلِكَ الْعَرْضُ o ayeti celilede o İnşikak suresinde geçen yuhasibu hisaben yesiren oradaki hesabı yesirden murat el ardu ardır yoksa hesap değil. Men husibe uzibe. Men nukişel hisabe uzibe. Bu ayetteki hesap ardır demiş. Sizin bildiğiniz ne değil? Sizin bildiğiniz hesap değil. Hesaptaki münakaşe bak fakara sallallahu aleyhi ve sellem zalikel ardu beyanı lil hisabi yesiri. Hisabe yesirin beyan için bunu demiş. Ve emma men nukişel hisabe bak Resulullah demiş. Fakale zalikel ardu ve emma men nukişel hisabe uzibe. Demiş o ardır. Kim hesabla münakaşa edilirse dört dörtlük hesaba tabi tutulursa o mutlaka azaba ne yapılır? Çarpılır. Peki başka örnek ne gibi? Bir ayetin hadisle tefsir edilmesinin başka bir örneği ve ke tefsirihi sallallahu aleyhi ve sellem es-salatel vusta fi kavli ta'ala hafizu ala salavati ve salatil vusta namazlarınızı muhafaza eden ortadaki namazı özellikle muhafaza eden. Efendimiz bu salatil vusta'yı tefsir etmiş bi enneha salatul asri. Bu nedir? Bu salatul asri. Enneha salatul asri. Bu nedir? Bak salatul vusta'yı Efendimiz'in kavliyle salatul asri ne yapılmış? Tefsir edilmiş. Bu da neyin örneğidir? Bu da ayetin hadisle tefsir edilmesinin örneğidir. Bir de ve tefsiril mağdubi aleyhim ve dallin. Bu iki kelimenin tefsiri yapılmış bir sureti Fatiha'da bil Yahudi ve Nasara. Mağdubi aleyhim Yahudiler, dallin de Hristiyanlarla ne yapılmış? Tefsir edilmiş. Bildiniz değil mi? Bakın ve tefsiri ve ke tefsiri gördünüz. Bu ve tefsiri orada ke tefsiri yani tefsir üzerine atıftır. Oradaki kaf bunun üzerine de ne oluyor? Geliyor. Oldu. Ve bir emzledi eyden ala tefsir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile ayatil kerimeti. Efendimizin ayatil kerime ile ilgili tefsirindendir. Tefsiruhu. Peygamberimizin tefsir yapması. Neyi? Ez ziyadete ziyade. Nerede? Fi kavli ta'ala. Lillezine ahsenu. İyilik yapanlara el husna. Husna var ve ziyadetun ziyade de var. Ha Efendimiz ne etmiş? Fakat fessereha o ziyadeyi tefsir etmiş
بِأَنَّهَا النَّزَرُ اِلَى وَيْشِ اللّٰهِ الْكَرِيمِ O iyilik yapanlara hüsnadan murad cennettir. Bir de ziyade var. Ziyade nedir? Cennetten ziyade olan nedir? Allah kerim olan Allah'ın veşine nezer etmek, bakmaktır. Bir de ve ketesiri bu da ve ketesir sallallahu aleyhi ve sellem esselatü usta ve ketesiri buradaki ketesir oradaki ketesirden atıftır. Bak tesir ketesirden atıftır. Ketesir ketesirden atıftır. Ve ketesirihi sallallahu aleyhi ve sellem el kuvvete bir remyi. Ayetteki kuvveti remyle ne etmiş? Nerede? Fi kavli ta'ala ve iddu lehum mestata'tum min kuvveti. Bu ayeti celilede bu En'am suresinin 60-70. Ayetindeki kuvveti fakat kâle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş elâ innel kuvvete er-remyu. Oradaki kuvvet nedir? Remyidir. Elâ innel kuvvete er-remyu. Kuvvet nedir? Oldu. Bak bu ayetteki kuvveti remye tesir etmek nedir? Efendimizin kavliyledir, hadisledir. Ve ke tefsiri kavli ta'ala yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Bak bu. Diyor yevme izin o gün tuhaddisu akhbaraha. Akhbarlarını ne diyor? Haber veriyor. Ya akhbarları konuşur. Akhbarları nedir? Akhbarları nedir? Hani diyor ar o gün haberlerini konuşuyor. Ardın haberleri nedir? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem etedrûne mâ akhbâruhâ. Siz biliyor musunuz ardın akhbarları nedir? Ardın akhbarları ne olduğunu biliyor musunuz? Kâlu Allahu ve Resûlühü a'lemu. Kâle dedi budur. Ardın akhbarları budur. En teşhede ard şehadet eder. Ala kulli abdine ve emmeti. Her abd üzerine, her erkek üzerine, her emmet kadın üzerine şehadet ediyor. Bir mafaala ala zahriya. Ya Ali sen benim üzerine böyle şöyle 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 amel yaptın. Ha iyi ol kötü. Ya Fatma sen böyle şöyle şöyle yaptın. Ardın akbarları erkek, kadın, herhangi bir erkek, herhangi bir kadın yeryüzünde ne yapmış ise art kıyamet gününde ona seslenerek sen benim üzerimde dünyadayken böyle böyle amel yaptın. İşte ardın akbarları ardın o yapılanlara şehadet etmesi demektir. Bu da hadisle beyan edilmiş. En teşhede ala kulli abne ve emel bima amile. He, ben bir de öyle. Amilet mi okudum? Yanlış okumuşum. En teşhede ar ala kulli abne ve metin bima amile ala zahriha. Amile o kulle ab kulle emmete gider. Amilen faali kulle ab kulle emmete gider. Kulle ab kulle emmet ardın üzerine ne yapmışsa ard ondan haber veriyor. Takulu diyor ard. Amilte keza şey amilte yevme keza keza. Sizce öyle mi? Yevme keza ve keza. O var mısın? Yevme keza, 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 o eksikti. Benimki de öyle olmuyor. Amilte yevme keza, sen falan günde ve keza falan günde yaptın. Ne yaptın? Keza falan şey yaptın. Yevme keza, 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 keza. Amilte yevme keza, keza ve keza. Amilte yevme keza. Ha. Sen falan günde yaptın. Ne yaptın? Keza ve keza. Böyle böyle yaptın. Ha, bak olur. Amilte yevme keza. Keza ve keza. Ben burada yanlış. Amilte hele okuyun yevme keza. 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 Keza ve keza. Oldu. Manası budur. Amilte yevme keza. Sen falan günde yaptın. Ne yaptın? Keza ve keza. Böyle şöyle yaptın. Falan günde böyle şöyle yaptın. Falan günde böyle şöyle yaptın. Hatta falan günde falan yerde böyle şöyle yaptın. Oldu.
وَاَمْسَالُ هَذ۪ي تَفَاسِلِ Bu tefsirlerin emsalları, benzerleri kesirdir. Nedirler? Çoktur. وَقَدْ جَمَا سُيُّسِ فِي كِتَابِهِ اَلْاِتْقَانْ فِعْلُمُ الْقُرْآنِ طَائِفَةً كَب۪يرَةً مِنَ التَّفَاسِلِ النَّبَوِيَّةِ Tefasil-i Nebevi'den büyük bir taife, büyük bir bölümü ne etmiş? Sıkretmiş. Ha sen öğrenmek istiyorsan فَالْيُرْجَا اِلَيْهِ ona rücu edersin. Kim öğrenmek istiyorsa o itkana rücu edersin. Orada ne kadar ayet, ne kadar hadise tefsir edilmiş ise orada çoğu beyan edilmiş. Hepsi değil ama taife kebir orada beyan edilmiş. وَكِلَا هَذَيْنِ الْقِسْمَنِ Tefsirin bu iki kısmı. Ayetle olan tefsir, hadisle olan tefsir. Bu iki kısım nedir? Tefsir-i Kur'an-ı bil Kur'an'ı ve tefsir-i Kur'an-ı bil sünneti. Tefsirin bu iki kısmı da la şeke. Şek yok fi ennehu a'la enva'i. Yok. La şeke ennehu fi a'la enva'i tefsir. Sizinki öyle değil mi? La şeke fi ennehu a'la enva'i tefsir. Olur yani enva'i tefsirin en a'lası üzerindedir. Ama bu daha iyi. La şeke en fi ennehu a'la enva'i tefsiri. Bu tefsirin bu iki kısmı tefsir enva'ının en a'lasıdır. Oldu mu olmadı? Ve la şeke fi kabulihi. Kabulünde ne yok? Kabulünde şöyle. Emmel evvelu o tefsirul Kur'an bil Kur'an. لأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره شيء فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره شيم الله عز وجل bir ayeti bir ayete tefsir ederken yanlış olabilir mi? Yok. Niye? Allah عز وجل kendi muradını başkalarından daha iyi bilir. Allah عز وجل diyor bunun manası budur. Ben bundan bunu kastetmişim. Burada nasıl bir şüphe olabilir? Nasıl bir tefsir bundan daha büyük olabilir. Ve kitabullahi ta'ala estakul hadisi. Allah'ın kitabı hadisin en estakidir. O zaman kitabullahın yapmış olduğu bir tefsir nasıl âlâ olması? Niye estakul hadisin? لِأَنَّهُ لَا يَتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Bir batıl Kur'an'a gelmez. Ne önünden ne halfinden. Yani ne geçmişle yönelik ne gelecekle yönelik Kur'an'da bir batıl yok. Bu estakul hadisi olan Kur'an-ı Kerim'de. Bu min beyni yedihi ve min halfihi de ne olmayan? Batıl olmayan bir Kur'an bir ayeti tefsir ederken tabi a'la olur. Oldu mu? Ve emmessani tefsirul ayet bil hadis. Bu nasıl a'la olur? Fe'li enne Resul sallallahu aleyhi ve sellem kad beyyene muhimmettehu. Kad beyyene Allah muhimmettehu. Fe'li enne Resul sallallahu aleyhi ve sellem kad beyyene Allah قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ مُهِمَّتَهُ فِي الْقُرَانِ değil mi? Bak ben burada eksik. فَلَيْنَ رَسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ بَيَّنَ değil mi? فَلَيْنَ رَسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ değil mi? قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ مُهِمَّتَهُ Bakın, فَلَيْنَ الرَّسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَّلَّمُ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ Allah beyan etmiş مُهِمَّتَهُ فِي الْقُرْآنِ Kur'an'da Peygamberimizin muhimmetini, en mühim işini ne etmiş? Beğenmiş. Nedir? Bak ve zekere. Allah zikretmiş. Enneha o muhimme muhimmetu tevdihi vel beyan. Yani Resulullah'ın muhimmeti tevdih ve beyan muhimmetidir. Yani Resulullah'ın en mühim işi Kur'an'ı tevdih etmek, beyan etmek. Peki, bak Resulullah'ın Kur'an'daki muhimmeti nedir? Beyan etmektir. Allah-u Zülcelal bunu beyan etmiş. Madem Resulullah'ın muhimmeti tevdih beyandır, Resulullah'ın yapmış olduğu bir tefsir nasıl yanlış? Yani mühim bir işini yaparken
Nasıl yanlış olabilir? Peki Allah-u Zülcelal nerede onun mühimmetini, Efendimizin mühimmetini beyan etmiş? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Bakın, biz sana zikir göndermişiz. Senin bu göndermenin amacı nedir? Senin görevin nedir bu göndermeye karşı? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Onlara gelen şeyi onlara beyan edesin. Bak bunlarda anlaşılmadı ki. Kur'an'ın inzalının gayesi, mühimmeti, Kur'an'ı ne etmektir? Beyan etmektir. Bak Allah-u Zülcelal bu ayette Efendimizin Kur'an'daki Efendimizin mühimmetini ne etti? Kur'an'daki mühimmetini beyan etti. Nedir? Tebliğ etmek, idah etmek. Oldu. Madem Efendimizin mühimmeti Kur'an'ı beyan etmektir. فَمَّا جَاءً رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem مِنْ شَرْحٍ Resulullah'dan gelen herhangi bir şer. Ev beyanin herhangi bir beyan, bir açıklama. O da ca'e bir senedin sahihin sabitin. Sahih ve bir sabit, sahih ve sabit bir senedle gelirse fe innehu o mimma la şekke mimma öyle bir şeydendir ki la şekke fi ennehu hakkun hak oluşundan şüphe yok. Yecibu ihtimadı ona itimat etmek vacib. Oldu. Fe ma ca'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min şerhin ev beyanin bir senedin sahihin sabitin sabitin fe innehu mimma la şekke fi ennehu hakkun yecibu ihtimadı. Bildiniz değil mi? Yani senedi sahihle Peygamberimizden bir şey gelirse o haktır, şeksizdir, şüphesizdir, ona itimat nedir? Vaciptir. Öyleyse bir ayetin tefsiri Efendimizden geldiği zaman eğer sened sahihse onda hiçbir şüphe yok. O haktır ve ona itimat etmek de vaciptir. Oldu. Ha şimdi tefsiri bil mesur. Hangisidir? Ayetle yapılan tefsir. Hadisle yapılan tefsir, bir de sahabelerin kavliyle yapılan tefsir. Burada duralım, yarın oradan devam ederiz. Nefâkumullâhu nef'an mubîn.